Bana akrobasi yapmak kısmet olmadı. Şarkıcı olarak çıkmak zorunda kaldım abim vefat edince. Ne hissettin o an? O saniyelere böyle bir geri döndüğün zaman? Acı. Abimin ölümünü hiç yakıştırmadım bir kere. Yani 23 yaşında bir çocuk. Boyun bu kadar bir boynu kırılıyor. Sahnede gözünün önünde. Evet. Hep birinci seçilirdim. Şarkı yarışması olur ben girer söylerim. Haydi bana saçaklı bir elbise giydirdiler. Tam kaç yaşındaydın? 14. Gönlünün almadığı bir adama asla, evet demek zorunda kaldın mı o yaşta? Kendimi öldürürüm asla. Senin aslında hayatına damga vuran adam Ali olmuş. Ali tabii. 24 sene. Hayatımın en büyük aşkı. Ben hiç sahne kadını falan değilim. Ben şarkı söylemekten nefret ederim. Peki ya bundan sonra? Sırt çantamı takıp bazen gemiyle seyahat etmek istiyorum. Bazen trenle, bazen uçakla. Hayat beni nereye sürükler bilmiyorum. Şu anda böyle akıntıya kapılmış bir gidiyorum yani. Nereye gittim belli değil. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, haberler.com'dasınız. Haber Bahane röportaj serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta yine çok özel bir isim bizlere eşlik ediyor. Güzel sesiyle, etkileyici yorumuyla, dobralığıyla biz onu çok seviyoruz. Türk müziğinin en özel isimlerinden ve ilklere imza atmasıyla gönüllerde ayrı bir yeri olan sevgili Semiha Yankı bizlerle beraber oluyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? İş güvesinden halledeceğim. İdare ediyoruz. Ya biraz sağlık problemi var ailede. Onlarla uğraşıyorum yani ablamla, eniştemle falan. Çok şükür atlattılar gibi ama daha hala yani hani deprem oluyor da enkazı vardır ya onun gibi. Neyse toparlıyoruz. 14 yaşında üstlendiğiniz o misyon aileyi korumak, kollamak, çekip aynen çevirmek hala devam ediyor değil mi? Aynen öyle. 49 sene oldu. Önümüzdeki sene 50 sene. Şu anda hani maddesel anlamda benim ablama, enişteme falan yetişmeme imkan yok zaten de. Hı. Yani maddi anlamda orayla ilgili bir sıkıntı yok. Sağlıkla ilgili. Tabii. En küçük de ben olduğum için ailede. Bir de Yankı ailesinden, o 6 kişilik aileden ablamla ben kaldık. Hı. Hepsi vefat etti. Onun için de birbirimize fazla tutunduk galiba bu ara. İki tane kalınca. Tabii. Şimdi o benim gözümün bebeği oldu. Eniştem öyle yani. Allah uzun ömür versin hepsine. Üç tane de yeğenim var oradan. Ben aslında 4 çocuk sahibiyim diyorum hep kendime. Değil mi? Ablamın 3 tane çocuğu, benimkiyle beraber 4 çocuk bir torunum var benim diyorum. Bunlar da benim çocuklarım. Hepsi elime doğdular. İyiyizdir aile olarak yani. Bağlıyızdır birbirine ama sağlık olunca biraz ben de böyle bir down ediyor ama. İnsan çaresiz kalıyor değil mi bazen? Aynen öyle. Çünkü eli kolu bağlı olmak. Yani bu zamana kadar çünkü 3 aşağı 5 yukarı tanıdığım kadarıyla Burç Oğlak'tı. Oğlak. Olmazı oldurmak, her şeyi çekip aynen çevirmek öyle vesaire. Ama sağlık noktasında el kol bağlı olunca hırçınlık yaratıyor değil mi? Hiç tabii hırçın oluyorsun. Ya elden bir şey gelmedi zaman sıkıntılı. Evet. Ya yapacak hiçbir şeyin yok. Yani para bulunur, ne bileyim her şeyi bulursun hayatta. Ama sağlık gitti miydi hiçbir şey yapamıyorsun. Maalesef. Onun içindir ki titizlikle davranıyorum. Sabah kalkıyorum hemşire gibi başlarında böyle. Sen ilacını içtin mi, sen damlanı aldın mı, sen şunu yaptın mı, bunu içmediniz, niye içmediniz filan diye. Yani bu vaziyette bu moddayım ama düzeliyorlar çok şükür iyiler. Nasıl bir çocukluk geçirdin Semih abla? O dönemlere biraz gidelim mi? Yani çocukluğumuzda ekonomik anlamda çok parlak olduğumu söylenemez benim çocukluğumda. Yani ben Mecidiyeköy'de doğmuşum. O yıllarda parlak değildik. Ama ben büyümeye başladığım dönemde aile biraz daha tanınır vaziyete geldikten sonra ekonomik anlamda bir sıkıntımız kalmadı. Ablam da eniştemle evlenince. Abla siz iki numara mısınız? Ben en küçüğüm. En küçük. Tabii benim abim. Abi. Kaç kardeşiniz? Üç mü? Dört. Dört kardeş. Dört kardeşlik. En büyüğü abim. Hı. Ondan sonra bir ablam. Ondan sonra bu ortanca ablam ben. Hı. Evet. Abim akrobasi yaparken vefat etti. Evet. Düştü, boynu kırıldı. Akrobasi nereden çıktı Allah aşkına? Şimdi hani babada ve annede bu tarz yetenekler vesaire. Babam hep cambaz eski. Öyle mi? Tabii. Aslında nerelisiniz? Benim babam Selanik göçmen, annem Trabzon. Aslında bizim kökene bakılırsa biz Hasankeyf falan Selahattin Eyyubi'den geliyor, Eyüboğlu sülalesi. Bayağı Bedir Rahmi Eyüboğlu var falan. Onlar bizim annemin dayısının oğlu falan. Çok radikal ve marjinal bir yetenekten ekmeğini kazanan bir baba. Evet. Yani kaç kişiye o dönemde rastlanır ki ip cambazı, işte akrobasi bilme vesaire. Babam ip cambazı yaptı, cambazlık yaptırmamış abimi. Akrobat olarak yetiştirmiş onu. Akrobasi yaptı, takla, perende bilmem neydi. Amatörlük abi. Ondan sonra ablam da onu yetiştiriyor falan. İp cambazından bir türlü dönüp yer akrobasisine dönüşüyorlar. Yani ip cambazdan yere iniyorlar. Semiha'nın yok muydu yeteneği? Ben hiç alakam yok. Ha hiç. Benim ortanca ablam, işte bu yanında beraber olduğum ablam şimdiki. Çocuk aklında hiç demiyor muydun? Arkadaş hepsini öğretiyorsun da bana niye öğretmiyorsun falan diye. Çünkü halde artık
Yani Denedin ve olmadı mı ya da? yok artık şimdi babam yaşlandı o dönemlerde. Babam Ha. yaşlandı. Belli bir saatten sonra da akrobasinin bitmesi gerekiyordu zaten. Çünkü Hı. artık Türkiye'de bu işler bitmeye başlamıştı. Onlar da bıraklayacaklardı. Beni o yüzden yetiştirmedim ama şu anda amuda kalktım. Geçen seneye kadar kalkıyordum mesela. Amut duruyorum bilmem ne yapıyorum. Bana akrobasi yapmak kısmet olmadı. Şarkıcı olarak çıkmak zorunda kaldım abim vefat edince. Çok o acı bir tecrübe. Evet. Sahnede gözünün önünde o kazaya şahit Aynen oluyorsun. öyle. Yaşın o zaman 14, 12, 13, 10, 13, 13-14 14. bandında. Evet. Evet. Ne hissettin o an? O saniyelere böyle bir geri döndüğün zaman. Acı. Çok Hani acı. ölüm gelmeden önce genelde şey derler ya. Kişi onun sinyalini verir, mesajını verir. Yok öyle bir şey. Abine son yaptığın konuşmayı hatırlıyor musun? Hani böyle bir veda gibi falan bir şey var mıydı? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey yok. Gül oynaya Tabii tabii çıktınız. gül oynaya çıktı. Bana bisikletler aldı bana. Mini şortlar giydirdi. Sen dedi, benim dedi, aslanımsın dedi. Saçım belimde sapsarı bir kız ben bisiklet tepelerinde, Levent'te falan gezerdim yani. O benim için hayatımın sağ tarafı gitti o ölünce. Yani Modern ve aydın bir çok, adamdı devrenin yani. tabii çok çok. O ölünce şey de bitti yani hayat enerjisi bitti. Ben 15 gün bir kere kendimi hiç bilmiyorum. Her kapı çalındığında 10-15 gün sonra kendime geldim hep böyle ağlıyor yani bilmiyorum derken aklım başımda da toparlayamıyorum. Abimin ölümünü hiç yakıştırmadım bir kere. Yani 23 yaşında bir çocuk boyun bu kadar bir boyunu kırılıyor. Sahnede gözünün Evet. önünde. Hareket bir yazılı bir röportajda okudum. Baba duruyor, tepede bir plaka var. Plaka değil. Silindir düşün şöyle. Şurada yuvarlak var, burada yuvarlak var. Tamam. Buradaki yuvarlak babamın başında, ortada böyle bir, onun üstte bir yuvarlakta. Babam bunu buraya koyuyor. Abim onun üzerine başını o öbür yuvarlağın üstüne koyup dengede duruyorlar. Çalıştığı yerin tavanı alçak. Babam biraz dengeyi kaybedince abim ayağını tavana vurunca babamın başına demirle tavan arasında boynu kırılıyor. Of. Ki 100 defa yapılmış bir numara ama tavan alçak olunca babam zaten 1,90 bir adam. Yıldı. Babam 1,90 bir adam. Onun üzerinde 20 santim bir demir 2,10. Onun üzerinde 1,80 abim. Tavan alçak 2 metre 10 santim. Olmadı. Ve o an düştü, yığıldı, çığlık, kıyamet. Kapandın abinin üzerine Anlamadık. sahne. Düştü. Yerden kalkamadı. Ambulansla aldır. Hastane, biz hastaneye geldik. Canın acıyor mu dedim. Çok canım yanıyor dedi. Ama ateş yüksek. Hıçkırık tuttu. Hıçkırık tuttu. Biz babamı bıraktık hastanede. Eve geldik. Üstümüzü değiştirmeye. Eve gelirken ne bir yere uğradık. Bir şey aldık. Babam evin kapısında Metin'i kaybettik dedi. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten. Baba toparlayabildi mi peki Hayır. sonrasında? Ha. Kendi suçlu hissetti adam. Evlat başının üstüne düşünce o kendi kendine hep böyle hep bir vicdan yaptı yani. Ben mi sebep oldum, ben mi? Söyleyemedi, dökemedi kendini ama o da öyle kendi alkole vurdu ve öyle gitti. Alkolden mi vefat etti? Yok. Karaciğer mi yoktu? Yok, karaciğer dedi. Artık şey oldu yani. Bir tutunamadı. Alkol almaya başladı çok fazla. Ondan sonra bir tutunamadı. Tutunamadı yani. O Hayata şey tabii. tutunamadı. Anne? Annem Alzheimer'dan vefat etti. Annem 84 yaşındaydı vefat ettiğinde. Alzheimer'dan maalesef onu da öyle kaybettik. Çok Çünkü acı tecrübeler yaşayan, hep gözlemliyorum. Alzheimer benim ailemde de ön plana çıkan bir hastalık oldu. Hayatının belli dönemlerinde çok ağır travmalar yaşayan kişiler, o dönemi bana göre bilmiyorum. Hani kanıtlanmış ya da ispatlanmış bir şey var mı bu konuyla alakalı? Belli dönem ya da dönemleri unutmak isteyen, unutmak zorunda hisseden insanların bir noktada Alzheimer kapısını çalıyor. Ve o dönemi unutuyorlar. Çok doğrudur. enteresan. Çünkü o dönemi unutmak için ben biraz da şuna bağlıyorum. Bunu benim doktor arkadaşlarım kabul etmese de yaşadıklarımdan yola çıkarak söylüyorum. Tabii tıp bunu kabul etmiyor yani. Antidepresan kullananların ben bir zaman sonra Alzheimer olduğuna inanıyorum. Bu benim fikrim. Yani uyuşturucu kullanmak gibi bir şey bu. Hani yasaklı maddeler bilmem ne. Nasıl bir kafa gidiyor? Ben bu ilaçların da böyle bir yan etkisinin olabileceğini kendim düşünüyorum. Ukalalık yapmak istemiyorum. Tabii ben bana kızabilirler. Ama benim annem abimin ölümünden sonra çok yüksek dozda antidepresan kullandı. Bir de o tabii unutmak isteyip de o beyinde de bir hasar bıraktığı zaman bu ikisi birleştiği zaman Alzheimer Sen nasıl kötü. tutundun hayata peki? Sen aldın mı antidepresan Hayır vesaire? ben
Yani ben 14 yaşındaydım, zaten çocuk yaş. Hani bir türlü tolere ediyorsun belki. Ondan sonra işte 14 yaşında sahneye çıkıp aile bakma sorumluluğu üstüne gelince başka türlü oluyor hayat. Oraya geleceğim ama şunu sormak istiyorum. Çok dobraca cevap vereceğinden de eminim. Babam kendini çok suçladı, affedemedi kendini dedin ya. Sen babanı suçladın mı? Hayır. Hiçbir baba evladını bunu yapsın ister mi? Böyle bir şey olabilir mi? Hangi bir baba ya da anne evladına böyle bir şey yapmak ister? Tamamıyla şanssızlık bu. Tamamıyla o yazılmış bir kader belki de. Benim babam ki abime çok düşkün. Saçının teline zarar geldi. Babam evlatlarına çok düşkün bir adamdı. Onlar için nefes alan bir adamdı. Hangi bir baba? Bir de bir tane erkek evladı. Yani. Tabii kız erkek diye ayrım yok ama o dönemdeki adamlar erkek çocuklarına da Tabii. daha bir tutkuludur. Tabii. Yani tutunamadı adam. Şey oldu, içine çekildi, kimselerle konuşmadı. Hep kendi başına kalmayı tercih Kaç etti. yaşındaydı abi rahmetli olduğunda? 23. 23. Hayatında kimse yoktu. Herhangi bir Bir evlilik tane falan. flörtü vardı. Çok bir kadını çok sevdi o. Pelin diye. Arada sırada ondan da yazışıyorum hala olsa. O kadıncağız sağ. Abiden tek anı o kaldı değil mi Evet, belki de? arada sırada yazışıyorum onunla falan. Hala beni gördüğü zaman ağlar, ben de onu gördüğüm zaman ağlarım. Hayat yani. Aynı gün 40 sene sonra ablam vefat etti. Abimin öldüğünü. 40 sene. Aynı gün, 40 sene sonra ablam vefat etti. Aynı gün. Hangi gün tarihi oluyor? 19 Mart. 19 Mart. Her sene 19 Mart'ta zaten o yüreğim bir şey yapar herhalde, bir Evet. cız eder. Ya Aynen da öyle. bu 19 Mart'ta Allah muhafaza diye insanın yüreğine bir kuşku Tabii canım düşer, değil yani mi? ikisinin birden aynı gün ölmesi ne kadar 19 çok Mart. çok Acı. enteresan bir hayat değil mi? Çok acı. Aynı. Sonra akrobasisi tabii aileden Tabii ki. Zaten uzaklaştı, bitti ortanca ablam gitti. evlenmişti, o bırakmıştı. Safiye ablam, abim, ben ve babam. Ben partnerdim ama. Yani mini şort gibi takım takım veriyordum işte. Bu mevcudu, abim de vefat edecek. Babayla abla nasıl yapacaksa zaten babam. Adam göçtü. Ondan sonra Dolayısıyla dolayısıyla bir annem yoksulluk tekrar bir peyda olmuştur o dönem yoksulluk herhalde. olmadı çok. Çünkü enişte başımıza çok sağlam. Aileye kol kanat giriyor filan. Evin küçücük minicik falan borçları vardı. Bir kredi almıştık. Levent Bey'e almıştık o zaman. Onun borçları vardı ama bir ailenin ayakta kalması gerekiyor. Birinin bakması gerekiyor. Müziğe yatkın olduğun ya da şarkı Tabii söylemeye tabii yeteneğinin tabii. olduğun kaç yaşında fark edildi? 7-8. İlkokul. Benim annem eski Türkiye ses birincisi. Küçük muhalla derlermiş zamanında. Kadını Üsküdar'dan şarkı söylüyor, Kadıköy'den duyarlardı yani. Öyle bir ses Allah. tabii. O zaman tabii ki hani bir tarafta akrobasiye yardımcılık, aileye yardım ederken diğer tarafta anneyle müzik çalışmaları Müzik yapılıyor çalışma muydu? hayran. Hiç alakası yok. Ben okullarda bilmem ne diyeceğim. Beşiktaş Tüm Havuzu vardı şimdiki Çırağan'ın olduğu yerde. Oralarda bilmem ne. Hep birinci seçilirdim. Şarkı yarışması olur, ben girer söylerim. Annem sokar beni filan. Eğlence olsun diye plaja gidiyoruz ya da havuza. Sokar birinci olurum falan. Ailede birdenbire böyle bir şey olunca. Haydi bana saçaklı bir elbise giydirdiler. Tanıdığımız bir gazino patronu Sahişler gazinosunda üvertür olarak sahneye çıkmaya başladım Tavernada. Tam kaç yaşındaydın? 14. 14. Abim Mart'ta öldü. Bir 40'ı çıktı. Galiba 60. gün ya da 70. gün filandı. Sahneye çıkmak zorunda Yani kaldım. o yılın baharında, yaz Tabii başında tabii. sahneye. Yani 2022'de ben sahneye çıkalı 50 sene olacak. Kutlayacağız mı 50. yılı? Kutlayalım. Bana kalsa ben 50. yılı sahneye bırakmak istiyordum aslında. Yani böyle AKM'de filan. Ha bir orkestra kuralım şöyle bir. Devlet Senfoni Orkestrası gibi. Ne bileyim önünde kemanlar, kanunlar, klarnetler. Dünyadaki her müzikten 4 tane okuyayım dedim. Yani her tür müzikten. Ne bileyim I Have Nothing'ler falan filan eski klasikler. Türkiye'de türkü, arabesk, özgün, Türk sanat müziği filan hepsinden böyle bir kolaj yapıp veda edeyim dedim. Hala bana veda etme diyorlar ama bir 50. seneyi bu şekilde bir kutlamak isterim yani. 14-15 yaşındayken tabii ki özel izinlerle ya da belki de O hani ne zaman izin bileyim yok. izin yok. Nasıl kaçak mı çalıştın? İzin yoktu o zaman çünkü yani izin diye bir şey yok. Çalışıyorsun. Ben o zaman ne vardı? Mine Koşan vardı mesela. Ben de büyüktü ama Biricik vardı. Onlar da küçüktü. Ya yani ben 14'tüm, onlar 18'di. Ama benden yıllar evvel
filan falan sadece ya da bir anda onu... piyasaya böyle o yanık sesinle falan girdin, söylüyorsun. 14 yaşındasın, 18 yaşındakiler dönüp şöyle bir baktı mı? Ya beni görmüyorlardı ki onlar. Nereden bilsin? Semiha diye bir kız var sahnede. Nereden görecekler beni? Eurovizyondan sonradır o iş. Ha. Tabii tabii. Eurovizyondan sonra. Ben Eurovizyona gittiğimde 17 yaşındaydım. Biliyorum. Şimdi 14'ten sonra sürekli bu gazino çalışmalar, düğün salonları, vesaire, düğün salonları, devam. Gazinolar. Benim hayatımda yani bunu açıklamakta fayda görüyorum. Çünkü geçenlerde böyle enteresan enteresan açıklamalar yok. Pavyonda, mavyonda falan filan diye. Hayatım hiç pavyonda çalışmadım. Hı-hı. O yaşlarda işte gece kulübünde çalışmadım. Ben tavernalar, düğün salonları oralarda çalıştım. 17'den sonra yani 18 rüştümü ispat ettikten sonra pavyonda gene çalışmadım. Ama en kaliteli gece kulüplerinde o Elma Dağı'nın oralarda bilirsin eski Astoria'lar, Esteler bilmem neler. Oralarda çalıştım. Otellerin gece kulüpleri. Bir kere ne derler emekli sandığın otelleri mesela Ankara Marmara, Tarabya, Maçka, Efes, Bursa Çelik Palas falan gibi. Bunların gece kulüplerinde yıllarca çalıştım emekli sandığında. Şimdi amiyane tabirle soracağım. Az çok yüreğimi biliyorsun. Delikanlı bir tavrım var. Efe. Efe. Efeliyimdir. Efe. Bu mizaç küçük yaşta sahneye çıkmak, gece hayatını erken tanımak, şarkı söylemek, sahnede ol. Hep bu duvarı ya da bu sert duruşu o zamanlar mı tabii, kazandı? Tabii. Neden ihtiyaç duydun peki buna? Yani yaşadığın bir kötü tecrübe vesaire bir şey oldu mu o yaşlarda? Şimdi Gökay'cığım. Eskiden, bir tecrübe etmişsindir. Ondan sonra bir dakika arkadaş demek ki benim bir değişmem eskiden, gerekiyor. Eskiden gazino hayatını yürüten 3-5 tane isim vardı. Hı. Gazetelerde dahil olmak üzere. Biraz şöhret olduğun zaman bu insanlar sana böyle bir yapışıyorlardı yani. Hı. Ya bunlarla beraber olacaksın ya olmayacaksın. Hmm. Olmadın mı? Beraber olmuyorsan bitiririm seni muhabbeti. Bitiririm seni. Şimdi bir de bu piyasada böyle bir şey var. Beyefendi, beyefendi çok kibarcık olmayacaksın bu alemde. Beyefendi nasıl? Aa, iyi akşamlar beyefendiciğim nasılsınız filan. Olduğu zaman adam hemen diyor ki yani sana yürümeye başlıyor anlıyorsun bunu zaten. Ha dilendi ya bardağı koydum. Adam bu karı manyak deyip kaçıyordu. Doğru, doğru taktik ama. Arıza yanaşma buna. Tabii arıza. O küçücük yaşımda bunu düşündüm ve yaptım. Çünkü ben böyle istediğim adamla beraber onun ne münasebet canım. Beni bilmem nereye solist yapıp olmam arkadaş. İlk ahlaksız teklif aldığında yani 14-15 yaşlarında mıydın? 17. 17 yaşındaydın. O gazino patronlarından bir tanesi. Evet. Gazino patronları, gazeteciler, gazeteciler ya da gazete patronları falan falan yani. O tavra rağmen. Ki ben rağmen, kadın falan değilim. Ben şu anda kadına döndüm yani. O zaman değnek gibiyim. 40 kiloyum bile yani. İki tahtaya çakmışlar karı diye satmışlar hesabı yani. Ne buluyordu adamlar sende? Çünkü senin geçmişine baktığımız... İsim. Eurovizyondan geldi Semih Ayangı. Sahnede olan, başarılı olan, ışıkların altında olan kadın... Seksi bir vücut hattına sahip olmasa da erkekler tarafından cezbedildi. Tabii tabii tabii. Işıkların altında biraz da kafası iyisi seni Afrodit gibi görüyor orada. Ay neler yaşıyorum ben. Bilmiyor musun bunu Gökay? Biliyorum da. Biraz makyaj yap. İki tane pullu elbise o ışıkların altında. Hele o yanar döner ışıkların altında. Allah Allah. Adam seni böyle var ya Nefertiti falan gibi görüyor yani. Aa. Aa. Peki şimdi. Bir, de, bir de şu. Bu kadın benim hayatımda. O da benim hayatımda. O da benim. Bu da benim. Bunlar egoları çok yüksek adamlar ya. Ya da şey var. Herkes ona hayran, o bana hayran. Ay, ama hayran olacak halleri de olsa bari. Semih abla hiç böyle pes edip de aile ön planda çünkü aileye bakmak zorundasın. Belli bir konumu korumak zorundasın. Boyun eğmek zorunda kaldın mı ben gibi adama? Asla. Gönlünün almadığı bir adama asla. Evet demek zorunda kaldın mı o yaşta? Kendimi öldürürüm asla. Katiyen. Asla. Hep bu deli bozuk arıza kadını verdin ama ona rağmen 17 yaşında. İstediğim yaşında. Adamla beraber oldum arkadaş ben. Aha. Ben istediğimle beraber. Beni kimse hiçbir şeye zorlayamaz. Yapamaz yani. Olmaz öyle şey. Kırılma noktan neydi müzikte peki? Şimdi tamam düğün salonları, gece kulüpleri vesaire falan filan ama profesyonel anlamda o dönemin 45'likleri. Sana ilk 45'liği yapan vesaire falan. Şimdi senin orada bir level atlaman, bir kırılma noktanın olması lazım. Seni ilk kim fark etti? Ya da sana yatırım yapmayı... Ülkaker. Ülkaker. İlk 45'liğin ama çok ses getirmemiş galiba. İlk 45'liğim Yaşar Kekeva. Ben işte tavernalarda çalışıyorken
Böyle bir oturuyorken bir kartvizit geldi. Orhan Gencebay şarkılarını da okuyordum o zaman ben. Evet. Love Story'de okuyordum. Filan falan yapıyordum. Karma karışık yani. Senden başka da okuyordum. Orhan Gencebay şarkıları da okuyordum. Yelpaze genişti yani. Şarkıcı her şeyi okur. Bak. Şarkıcıysan bunun cazı, rock'ı, türküsü, özgünü, Türk sanat müziği yok. Şarkıcıysan eğer. Yok ben sadece Türk sanat müziği. Yemezler onu. Okuyacaksın arkadaş. Müzikte branşlaşmaya inanmıyor musun? Hayır asla. Branşlaşma vardır. Ama o yolu seçer. Ama şarkıcı her şeyi okuyabilendir. Yok ben popçuyum, ben rockçuyum. Ne münasebet. Okuyacaksın abi. Bana göre. Bu benim fikrim. Aynı tavırla okuyamazsın ama doğru okursun bir şarkıyı. Rockçı gibi de okursun ama okursun. Ben dibine kadar şarkıcıyım. Şarkıda söylüyorum. İşte o kolaj yapıyordum ben o dönemlerde. Orhan Gencebay şarkılarını okuyordum bilmem ne filan falan. Küt diye bir kağıt geldi. Bir tane kart vizit. Sizinle çalışmak istedi, bizi arar mısınız diye. O kartı aldım ama bunu dedi saklayın bunu diye. Özellikle garson getirdi oranın şefi daha doğrusu. Baktım da görmedim sahne. Sonra dedim Yaşar Keke var, Kervan Plak. Sonra aradık, oturduk, konuştuk. İlk benim 45'liğim Orhan Gencebay şarkıları. Bir tanesi Benim Dünyam ön yüzü. Arka tarafta Sen de Bizdensin. Arabesk de yani. Arabesk tabii. İlk başlangıcım arabesk. Ama o çok ses getirmemiş galiba. Doğru mu? Çünkü o zaman Biricik'te şey vardı. Mine Koşan vardı. O arabesk elbise bana uymadı o zaman. Sonra dediler ki bu kıza uymuyor bu. Bir de tip olarak da yani sapsarı saçlar buralarda. Ya şimdi arabesk gibi tipim yok benim yani. Deri tulumlar üstünde dedilemekle motosiklete gezen manyak bir tip. Devrinin marjinaliydin tabii, yani. Tabii. Motosiklet tepeleri, ayağımda patenler. Elimde mamçıkalar filan. Hani şimdi abisini sahnede gözünün önünde kaybetmiş, babası kendini toparlayamamış, ailesine kol kanat gelen bir kız olduğu zaman hani genelde hani saçını süpürge eden, naif, kırılgan. Ama benim abim öyle olmamı isterdi. Dedim ya sana. Ha. Abim, sen başka türlü yetişeceksin dedi. Motosiklet. Biraz da onun vasiyetini yerine getirmek üzere mi? Aynen öyle. Deri tulumlar bilmem, abim öyle isterdi beni. Ben uzunca yıllar zaten hep abi izinden hep öyle yani. Sakın seni kimse bir şey için kendi kullandırtma. Sakın kimseye başını öne eğme. Bir şey olduğu zaman ben senin arkandayım. Hep halihazırda hep sanki abim hep arkamda. Televizyonda özellikle ailede ilk vefatı tattıktan sonra, yaşadıktan sonra ekrana her baktığımda ona okuduğumu fark ettim bir şeyleri. Sen de şarkı söylerken abine söylüyor gibi hissettin mi? Uzunca yıllar evet. Ama kabule sonra, geçemiyor insan çünkü. Uzunca yıllar evet ama sonra abim öleli 49 sene olmuş artık. Hani bir saatten sonra acıyı unutmuyorsun ama o biraz böyle merhemleniyor. Değil mi? Alttan altta bir kor ateş var ama hani öyle har har yanmıyor artık. Ama unutulmuyor. Sonrasında kaybetme korkusu, sevdiklerini kaybetme korkusu peyda oldu mu peki bundan sonra? Bir şey söyleyeyim mi? Beni kimse yanlış anlamasın. Abimden sonra babamı kaybettim. Annemi kaybettim, büyük ablamı kaybettim. Allah evlat acısı vermesin tabii. Amin. Yeğenim öldü bir tane de. Hiçbir abimin acısından daha fazla gelmedi bana. Zamansız olması sebebiyle mi? Ve trajik. Tabii. Bir kere baba yaşlandı zaten. Anne de yaşlandı. Hani bunu bir zaman sonra insan hazırlıyor kendini artık. Yaş geldi hani. Bir ayakları çukurda. Onu görüyorsun. İşte abla, ortanca, büyük ablam da 62 yaşındaydı. Akciğer kanserinden gitti. Ama 62'ye kadar yaşlı. O 23 yaşındaydı. Daha 23. Yani anlatılması zor. Ve 13 yaşındayken gözünün önünde olması da o da ayrı bir şey. Aynen öyle. O da ayrı bir şey. Neyse işte bunu yaptık. O zaman elbiseyi bana uyduramadılar. Sonra dediler ki bu kıza bir tane Türk hafif müziği yapalım biz. Yeni beni bildim aşkından ben. Yeni beni bildim ah ben. Sözleri Ülke Aker yazdı. Ülke ile tanışmamız öyle başlar. Parçayı verdi. Ülke söz yazdı. Stüdyoya girdi. Okuduk. Sonra Ülke ile biz böyle bir arada bir görüş olduk. Bir telefon açtı bana. Türkiye'de Eurovizyon yarışması yapılıyormuş. Eurovizyon ne? Televizyon yok. Eurovizyon yarışması ne demek?
Türkiye ilk kez katılacak Eurovizyona. Eurovizyondan kimsenin haberi, hele benim hiç haberim yok yani. Hmm. Eurovizyon dese ben bomba diye karakola götür. Ne demek acaba bu dersin? Ama tabii hiçbir şey bilmiyorsun ki. Eurovizyon yarışması var işte, bir seni bu yarışmaya sokmak isterim, katılmak ister misin? Sonra geldi bana bunu bir anlattı. E olur dedim ama yani hani bu kadar ciddi bir şey olacağını hiç farkında falan değilim yani. Çocuksun, 16 yaşındasın ya. Yani, çok zor bir sorumluluk ya. Ne buldun peki sen ya de? Ama yani, ben nereden bileyim? O sorumluluğun o yaşta farkında değilsin. 16 yaşına bir dönsene. Tabii canım. Bana. Nasıl yani? Öyle diyorum ki. Türkiye bu kadar, hani bu kadar ses getireceğini falan da düşünmüyorsun. Anam işin işine girdikten sonra. Vay vay vay, ben ne yaptım falan dedim yani. Şimdiki aklımla oy. Bu aklımda şimdi dizleri filan titrer. Titrer tabii. Cahil cesareti. Nerede gerçekleşmişti yarışma? Hangi İsveç, Stockholm. Stockholm'da. Hazırlandın, uçağa bindin. Stockholm'da. Hayır, şey değil daha burada. Bir adam geldi karşıma. Kemalcik uçuk bir tiptir ve çok iyi müzisyen tabii yani. Geldi şarkıyı bana çaldı. Ben o zamanlar kulağım da çok iyiydi. Şöyle bayağı aklımda kalır. Çaldı. Şu kadarcık bir bant yaptık evde, bir teybe, bir mikrofonla. Evde otururken şöyle bir teybe kaydettik. En son benim bantım gitti. Müracaatın kapanması yarım saat kala. Benim bant gitti, müracaat kapandı. Müracaatta bu arada kimler var o devrin? Oho, önemli isimleri var. Ajdalar, Nilüferler, Şenaylar, Yeliz. Yeliz de o zaman popülerdi. Onlar filanlar yani, var bir sürü isim var. Ondan sonra ben Ayla Algan'la Adana'ya çalışmaya gittim. Adana otelde çalışıyoruz. Bizi oradan buldular TRT ekibi. 17 finalist içine kaldınız, çabuk Ankara'ya gelin diye. Ben unuttum şarkıyı. Eurovizyonu unutmuşum. Aradan aylar geçmiş. Hadi gittik. Ondan sonra işte arka arkasına yani. İşte böyle bir durum. Seninle bir dakika. Evet. Bastın gittin Stockholm'a. O kıyafet bir konuşuldu, hep konuşuluyor. Niye öyle bir kıyafet giydi? Giydirenlere soruyorum. Rus geleneklerine uygun bir kıyafetmiş galiba. Şu takılan takı vesaire tabii. Falan. O onun başının böyle bir tacı var. Öyle bir resimlerim var hatta benim internette. Ha. Onu taksaydım, Rusya'nın belli bir bölgesinin yöresel kıyafeti o. Sevim diye bir kadıncağız Ankara'da. Onu dedi ki hani böyle etnik bir şey mi giydirelim diye. Türklerin kıyafeti, Türk kıyafeti giyeceksem eğer yöresel üç etek giymem lazım. Ya da Karadeniz gibi. Bir şeyler Karadeniz kadınları gibi. Bunun bir de hangi yöremize ait bizim böyle? Sen baktın mı? Bir dolaysana. Gucci yaptı 40 sene sonra aynısını. Peki kıyafeti gördüğünde ya arkadaş bunun oluru yok. Var mıydı benim konuşma şeyim acaba, şansım? Konuşturtuyorlar mıydı? Tabii şu anki konjonktüre göre şey yapıyorum. Şu an öttürüyorsun tabii. Şu an konjonktürde öyle tatlım. O zaman yok öyle bir şey. Benim babam imza vermiş, göndermiş. Yanımdaki bir takım tiplere teslim edilmişsin. Ya da edildim mi edilmedim onu da bilmiyorum. Ama Eurovizyon'u teslim etmeyi, Eurovizyon'a gitmek üzere babam imza verdi. Benim kızım çıkabilirdi. 18 doldurmamışım çünkü. Hayatı bu kadar erken yaşamak, erken bir şeyleri tüketmek ya da ne bileyim omuzlarına bu kadar erken yükleri almak yorgunluk yaratmadı mı? Sence? Yaratmış olmalı. Yani çünkü senin... Ondan sonra müziğe küstüm ben işte. Pardon. Eurovizyon'a gittim, geldim. Ha. Benim hiç suçum olmamasına rağmen ki tamamen siyasi bir şeydir. Zaten benim suçum olsaydı Eurovizyon tarihinde en çok sevinen ilk 10 şarkının arasına girmezdi seninle bir dakika. Bayağı millet ayakta alkışladı çünkü senin gayri ihtiyarı bir şarkının sonunda dizlerinin üzerine kendini bir bırakman aynen var. Ama oradaki alkış durmuyor. Canlı yayın diye kesmişler. Kıyamet koptu o salonda. Durmadı o alkış. O VTR'ler dönüyor ya bizden sonraki ülkelerin VTR'leri. O dönemde içeride kıyamet kopuyordu Semiha diye. Ama canlı yayın olduğu için kesiyorlar onlara. İçeriyi duymuyorsun. Canlı yayın ama. İçerideki stüdyonun sesini kapatıyorlar. Burada öbürünün VTR'si giriyor. Öbürünün şeyi ne derler, klibi giriyor bilmem ne. Orada bir 3 dakikalık mesela içeride kıyamet kopuyordu. İlk 13 ülke, 14 ülkede puan çıkmamış Türkiye'ye. Evet. Ama işte Kıbrıs çıkarması davası. Eğer oylama sistemi şimdiki gibi olsaydı ben inanıyorum ki biz o yıl birinci olurduk. Dünyadaki bütün Türkler sizi ilk defa seyrediyor. Ha, Eurovizyon'da Allah aşkına ya, evet o dönemde de zaten ilk tabii ki moduyla yapmışlardır ayrı. Ama Eurovizyon'un ben hiçbir yılında
hakkaniyetle bir şey yapıldığına inanmıyorum. Ben de Gerçekten inanmıyorum. inanmıyorum. Ama hani şöyle, şimdi yurt dışında yaşayan O ahbap çavuşluğun önüne geçilemiyor yani. milyonlarca insan var mesela. En azından sonuncu olmazdık. Evet. En azından. 3-5'in içine kesin gibi. Bütün dünyadaki Türklerin televoting sistemiyle oy attığını düşünsene şöyle bir. Tabii o da var. Yani. Hadi birinciliği geçtim. Attım. Çok absürt oldu. Ama 5. 19. için 18. olmak. Ne alaka? Bir de öyle bir şarkıyla. Pişman oldun mu sonrasında Evet. katıldığıma? Hani Evet. lanet Çünkü olsun diye. beni suçlu ilan ettiler. Aa. Türkiye'de sarışın, hep anlatıyorum. Türkiye'de sarışın kadın olmaz diye saçımı kumrala boyadılar. Bir Afganistan burka mı takalım yani? Ben mini şortlarla Levent'te gezerken deri solumlarla gezerken saçım buralarıma kadar sapsa Türkiye'de öyle kazanmışım finali ben. Türkiye'de sarışın kadın olmaz diye. Kumral fistanlı olarak çıktın şey Arca sahnelere. Pekkan'da öyle Eurovision'a gittin kadını boyadılar kumrala. Petrolde bak. Kadın kumral. Niye Türkiye'de sarışın kadın olmuyor? Niye? Nereden biliyorsun? Sarışın olmak farklı mı algılanıyor Ne bileyim yani? ben ne algılıyorlarsa. Benim doğduğumda, benim hala 3 yaşına kadar saçım bu renk. Mısır püskülü gibi. Sandıkta duruyor. Kendi saçım. Kimle bir sarışın kadın olmaz diye. Ne alaka ya? Ya çok absürt şeyler. Gerçekten. İşte ondan sonra da, Eurovision'dan sonra da zaten iyice sinirlerim oynadı benim. O TRT yöneticilerinin içerler burunlar olmuş böyle kıpkırmızı. Sabaha kadar içmişler. Sabah geliyor, bana baksan bu elbiseyi giyeceksin. Bir şey de söyleyemiyorsun. Lisan bilmiyorsun. Gitmişsin oraya, seni teslim etmişler. Höt deseler korkuyorsun. Beni bırakırlarsa burada ben ne yaparım diyorum. Timur Selçuk Orkestrası'na bir tek arada sırada gelip beni dinleyen oydu. Ne kadar dinlendirdi, ne kadar dinlendirdi. Allah rahmet eylesin. Ne kadar dinlendirdi, ne kadar dinlendiremedi. İnsanlara benim bazılarından şikayetimi filan. Yani çok 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 acayip bir durum o. Sonra Eurovizyon yenilgisini yediremedim kendime. Ben Altın Orfe'ye gittim. O Or. neredeydi? Bulgaristan. Bulgaristan. Orada Türkiye'ye ilk defa müzik dalında altın madalyayı ben oradan getirdim. Evet. hırs yaptı ya. Hırsı yaptım. Hırsıyız yani. Tabii oğlak. Ondan Oğlak. sonra Eurovizyon'da seni yerden yere vuranlara kapak Ama o oldun. zaman da TRT'de bana boykot aldılar. İşte bu. Hani bu var ya 3-5 kişinin elinde bu piyasa. Böyle bir bahaneden bana bir boykot aldı. 2,5 sene ekranı çıkartmadılar. O ben Altın Harfi'de aldığım birinciliğini basında ne televizyonda kullanamadım. Çok az kişi bilir bunu. Hepsi birbirine işte böyle. Şey gibi. Sonra zaten küstüm. Sonra evlendim. Kızım oldu. Kızınızın babasıyla tanışma hikayeniz nasıl? Kızımın babasıyla Eski eşiniz yani. Adana'da çalışıyorken ben annem de yanımda. Böyle işte o zamanlar Sapmaz ailesi şey, Sapmazlar vardı işte. Coşkun Sapmaz, Ali Sapmaz'dan Sapmaz falan. Bizim Seyhan Sapmaz falan. Onlar falan Güney Müney falan böyle oturuyoruz onlarla. Bir adam geldi kıvırcık saçlı. Annem böyle yaptı. Ah Semih, Allah sana böyle bir koca nasip etsin dedi bak kadın. Dedi ve oldu. Ha. Biz oradan ayrıldık bilmem ne işte. Seyhan'la falan vedalaştık. Aradan 3 sene geçti. Ben bir Ankara programı yaptım. 3 sene boyunca hiç diyaloğunuz yok ama. Adam karşıma çıktı. Ankara'da. Böyle başladık. Üç Çok sene sevdim. sonra ilk gördüğünde tekrar ne dedi? Hiçbir şey demedim. Benim zaten öyle bir şey. Annem söylemişti onu. Anneme dedim ki anne sen dedim bir şey söylemiştin adam karşımda. Sonra evlendik. İki buçuk sene beraber yaşadık. İlk görüşte aşk mı? Direkt açıldı mı? Değil. Direkt Hayır. Biz teklif etti. beraber. Ama Ömer çok kaliteli bir adamdır. Şanssızlıklar bırakmadı onu da yakasına yani. Ya da hayatı öyle getirdi. O da işte hani doğduğun ev kaderindir ya da ailen senin kaderindir diye bir şey var ya. O ailenin içinde büyüyünce ya da onurlu bir adamdı. İlk tanıştığınızda eşinizle dediniz ya Adana'daydık biz vesaire. Annem hatta Evet. iç geçirdi Evet. vesaire. Allah sana böyle Evet. koca nasip etsin diye. 3 sene görmedik. O dönemde acaba medeni hali müsait değil miydi bir birliktelik yaşamaya? Evli miydi yani o dönemde? Ben ne bileyim ayol. Hani Bilmiyorum. sormadınız mı ilk tanıştığımızda evli miydin, değil miydin diye? İlk Ayol hiç gördüğünü. söylemedim. Hiç evliymiş herhalde ki. Yani sonra bu işte talihsiz olay yaşanmış bilmem ne Üç sene filan. sonra bekar bir adam olarak karşınıza çıktı. Evet. Bekar ama Ama başında... bekar değil. Başka bir kadın vardı hayatında ben onu gördüğümde otelde karşılaştığımızda. Benim sanatçı arkadaşlarımdan biri vardı Hala Hanzade diye. Ondan takılıyormuş adam.
Acaba tabii 50 tane vardır da. Allah bir tane o tesadüf orada. O nasıl bize aşık olduk, evlendik işte yani. E peki tamam, başına geldi böyle bir mesele. 7 sene, 8 sene neyse ne. En nihayetinde çocuğunuzun babası. Tamam erkek kardeşinden de darbe yediniz vesaire falan ama hani aşk, sevgi, emek vesaire. Hani illa boşanmak mı gerekiyordu? Arka planında ne vardı boşanma kararını almanızda? Ne yapmam lazımdı? Çünkü sahneye çıkmak zorundaydım. Para kazanmak zorundaydım. Parmakta adam, yüzükle olmadı mı? Olmaz. Adam içerideyken bunu yapamazsın. Orası ayrı bir psikoloji. Söylerler adama, karın çıktı sahneye, işte maçta giydi. Bilmem, olmaz. Yani aslına bakacak olursan severek ayrıldınız. Ayrılmak zorunda kaldınız. Aslında sevgi de bitiyor. Çünkü o yalanlar malanlar, niye bana yalan söyledin 18 ay, 18 sene? Neden bana bunu yaptın? Niye ben şimdi bir çocukla ortada kaldım? Niye yani? Niye yalan söylüyorsunuz arkadaş? Doğruyu söylesene bana. Hayatta mı? Tabii. Görüşüyor musunuz? Hayır. Arada sırada telefonlaşıyoruz o kadar. Ama bir husumet yok yani. Ya husumet de yok, dostluk da yok. Kızımın babası işte, o kadar yani. Kızınız görüşüyor mu? Görüşüyorlar onlar. Ardından bitti. Bittikten sonra peki... Tamam. Ya görüşüyorlar derken tebessüm de hani öyle fıttır fıttır falan değil. Ayda yılda bir telefon yani. Çünkü çocuğun da başında hani babalık yapmadı ki. Tebessüm doğduğunda da zannediyorum jenerasyonuz onunla da. Kaç yaşında şu an? Tebessüm kaç yaşında? Tebessüm 37. Tamam, yaşıtız. O doğduğunda da zannediyorum bir rahatsızlığı vardı, doğru mu? Evet, skleroderma diye bir şey vardı. Yani açılımı ne oluyor? Bağ dokusu hastalığı. Doku bağ hastalığı. Taşlaşıyor vücut. Gebelikte yaşanan travmalar vesaire falan onlarla alakası yok değil mi? Ya bu 7 nesil önceden de olmuş olabilir. Doku bağ hastalığı. Böyle midye dolma vardı. Midye bildiğin bir midye. Midyenin içinde sedefleşir ya. Poposunda iki tane leke olarak yakaladım ben bunu. Sert orası. Sert böyle şey, taş gibi. Tam poposunda yani, olmaması gereken. Bir götürdük. Araştırmalar. Kostakop vardı doktor, Allah rahmet eylesin. O çözdü ve çok küçükken blok ettik. Yurt dışına ilaçlar getirdik. Herhangi bir kalıcı bir şey vesaire falan filan kalmadı çok şükür. Çok şükür. Taş insanlar deniyordu ona. İnsanların iç organlarında. Fark edilmeseydi? Yürüyebilirdi. Belki de bacakta atlatacaktı. Bilmiyorum ama biz o zamanlar yurt dışından bir sürü ilaçlar falan filan. İğneler, penisilinler falan. Çocuğum mahvoldu ya. Ama blok ettik. Çok şükür şimdi artık. Yani 3 yaşında, 4 yaşında biz gördük. 37 yaşında topaç gibi hiçbir yerinde de bir şey yok maşallah. Neden ben diye sordunuz mu? Neden sürekli ben? Neden sürekli bana? Ya da sınav olarak kabul edip ne gelirse başım gözüm üzerime deyip tevekküllü mü oldunuz? İsyan ettiğiniz neden zamanlar ben oldu. Neden ben dediğim oldu tabii. Niye ben? Olmaz mı? Niye ben yani? Nedir benim? Yani nedir benim acaba borcum, günahım? Niye ödüyorum? Neyin bedelini ben? Neyin bedelini ödüyorum? Ben kimseye bir kötülük yapmadım. Kimseye cevabını bulabildin mi? Hayır. Kimseyi karısından boşaltmadım. Kimsenin ekmeğini, kimsenin parasını çalmadım. Kimseye ahlaksızlık yapmadım. Hırsızlık yapmadım. Kimseye yalan söylemedim. Ne? Allah dağına göre mi kar veriyor? Kaldırabileceğin için miydi bu sınav? Bilmiyorum, olabilir. Yukarıdaki beni sınıyor bir türlü. Hiçbir gün isyan etmedim. Hamdolsun dedim ve geçtim. Beterin beteri var dedim, geçtim. Ayrıldıktan sonra, şimdi Ömer Bey'in süreci orada devam ediyordu. Eşi olarak sahneye çıkarsam dedikodular kulağına gider, sıkıntı olur. Ama dedikoduluk hiçbir şey olmasa dahi. Eski eşi olarak sahneye çıkıp, çocuğunun annesi olarak tekrar sahneye çıkıp, o şov kadını olarak sahnede, sanatçı kimliğiyle sahnede olduğu zaman yine aynı kapıya çıkmadı mı? Hayır, o zaman boşanmıştım, nikahlı karısı değildim. Ama çocuğunun annesisin. Olabilir. Onun başka kadına, ilk işte Boğaz'da yaşadığı kadından da bir oğlu vardı. Yani. Ben boşanmışım. Bu saatten sonra benim soyadım tekrar yank olmuş. Haşhaştan düşmüşüm. Boşanmışım. Haşhaş soyadını taşımıyorum. Ben işimi yapıyorum. Ama ondan evli olduğum süre içinde bunu zaten yaptırtmazdı. Yaptırtmazdı yani. Ama adam eli kolu bağlı ne yapsın? Olmaz. Olmazdı. O adama o yapılmazdı. Devrinin en güçlü ailelerinden birinin oğlu, doğru mu? En güçlü, hala öyle. Hala öyle.
Şu anda çok isim falan gündemde değil. Biraz kaçıyor etraftan falan ama devrinin ve şu anda hala çok güçlü. Ekonomik Sahip çıktı mı anlamda. peki eski eşine ve kızına Yok, vesaire hayır. maddi Maalesef anlamda? işte anneyle baba boşandı mıydı? Fazla bir şey olmuyor yani. Karı Tebessüm. koca boşanıyor. Anne baba yani anne ve baba anne babalıktan İşte boşanmıyor bu ki. erkekler genelde baktığınız zaman karısını çok seven adam çocuğunu seviyor. Karısıyla yaşayan adam çocuğuna çok düşkün oluyor. Çok istisnadır o karısından boşanıp da çocuğunu ise çok düşen adam. Bıraktınız ya da ayrılma kararını aldınız diye sizi affetmedi o zaman. Yapmasaydı. Suçlusu ben miyim? Ne yalan? Yalan söylemeyip dürüstçe 18 sene böyle bir sınav var önümüzde deseydi, evet deyip bekleyen olur muydunuz? Beklerdim. Ben çok sebatlı bir kadınımdır. Çünkü o fedakarlığı, o kalenderliği Ben hissediyorum da sebatlı o bir yüzden. kadınımdır. Yalanı mı affetmiyoruz yani bu Asla. hayatta? Ya ben şimdi Levent'te en güzel villayı aldı bana oturuyorken bir Demir Hanım'ın evine döndüm. Kardeş sattı. Şimdi ortada kalıyorsun yani. Adam eli kolu ceza içeride. Ama bunu bir türlü hamile bir kadın var dışarıda. Bunu bir türlü organize etmesi gerekiyordu. Çıktıktan sonra peki işleri toparlayıp vesaire hani Geçti. Geçti. yapmaya çalıştı mı peki? Geçti. Çok çok istedi birlikte olmak. Ama 7,5 seneden söz ediyoruz. İnsan 6 ay sonra sevgilisini unutuyor. Ben gene 2,5-3 sene unutamadım onu. Ama 7,5 sene. Kim bekler? O beni bekler miydi? Adamların karıları öyle 3 ay sonra karı bakmaya başlıyorlar Hayatına çok erkenler. fazla insan girmedi diyorsun. Hep uzun vadeli Evet. insanlar ama 20 küsür senelik de bir birliktelikten daha hani 2 sene olmuş ayrılalı çıkalı. Ay, Öldü. öldü, rahmetli oldu. Geriye dönüp şöyle baktığın zaman acaba bu kadar katı olmasaydım, Ömer'i affetseydim Asla. dediğin oldu mu? Asla. O Asla. dönem bir de başka bir cephede de savaş veriyorsun. Şimdi sen revizyona katılıp bu kadar popüler olup vesaire ön plana çıktıkça da devrin senden daha senior olan isimlerinin de okları üzerine gelmiş. Oh, neler. Füsun Önal'lar, Seyahat Öner'ler falan Neler, filan. Neler neler, yaşadın neler. Allah aşkına? Füsun Önal'la şeyde yaşadım, revizyonda. Tatsız, çirkin bir konuşma yani. Ben hayatımda herhalde taklit edeceğim en son kadın Füsun Önal'dır. Çünkü hiç beni kadın olarak cezbetmez o yani. Yani cezbetmez yani. Tamam, Füsun kendine göre bir şey, kutu bebeği gibi. Yani kutu bebeği de demekler, küçük ve sarışın bir kız yani. Ama hani bunu taklit etmek ister misin diye baktığında benim için esprili bir tarafı yok. Ben Şener Son severim abi yani. Füsun Önal ne alaka? Ne alaka şimdi? Taklit etmeyi istesem ne bileyim Kim Basinger. Ya o tip bir kadınım ben. Füsun Önal ne? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani esmer bir kadın olsam Türkan Şoray'ı taklit etmek isterdim. E tuttu yani. Kim var esmer? Fatma Belgin'i taklit etmek istemezdim mesela yani. İsim olarak da baz alıyorum şimdi. Senden başka, senden başka diyen bir kadın. Nesini taklit edeceğim ben bunu? O sarı saçlar, o sarı kıvırcık saçlar değil Eurovision mi? finalinde ben saçımı kıvırcık yaptırdım. O da Marlon Brando ile Maria Schneider'in bir film vardı. Paris'te Son Tango diye. Tamam. Bir gün önce gittim filmi seyretmeye. Kadının saçını kıvırcık yapmış. Ay kıvırcık yaptım. Maşallah attım. Nerede Füsun yapar mı saçını? Ben ne bileyim arkadaş. Füsun olanı mı takip ediyorum ben? Televizyon zaten ne kadar var? Nereden takip edecektin kim saçını ne yapmış? Ben de Füsun hep böyle düz karavel saçlatırlarım şuralarda. Yaptırılmış kıvırcık. Beni bir gördü bu. Aa sen saçını niye böyle yaptın dedi. Ne oldu dedim. Herkes dedi seni dedi gören dedi beni taklit etmiş zannedecek dedi. Sen kendini Maria Schneider'den zannediyorsun lan dedim. Ağzından başka bir şey daha çıktı. İş patladı. Bayağı girdiniz Tabii 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 birbirinize. iş patladı. Laflar bilmem neler. Bizi ayrı odalara koydular bilmem falan. Yani bir de benim yanımda ablam var o zaman. Azılı Allah muhafaza. Bir yumrukta 4 düş indiriyor kız akrobat. Yani kıyametler miyametler. Uzunca yıllar küs kaldık. Ondan Sonra sonra. barıştınız mı? Ya gördüm merhaba merhaba o kadar. E Çok çok peki... çok böyle şey değilim ona ben. Böyle çok haz etmiyorum yani. Zaten o da kafa kırık benim de kırık. Peki devrin işte popçularından seyyarlar vesaire falan onlar tarafından böyle hoş karşılandın mı? Yoksa
sivrildikçe, yükseldikçe, fark onlarla edildikçe... Onlarla bir sorunum olmadı benim. Ha. Hayır, onlarla bir sorunum olmadı. Yani benim kimseyle çok anlamda sorunum olmadı. Bir iki tane vardır işlerin. Onları söylemek istemiyorum zaten. Bir iki tanedir onlar. Onlar da almışlardır ağızlarının payını ya da yapıştırmışımdır bir tane filan. Yani anlatabiliyor muyum ama... Popçu muydu? Tabii. Yani o da başka çok şeyler. Çok merak ettim kim olduğunu. Yok. Başka şeyler yani. Onlar da kendi çaplarında bayağı isimlilerdi yani. O zaman değillerdi de şimdi isimliler. Atıştığım vardır yani. Bir tanesi patlatmışımdır falan filan yani. Tersini ters yani. Tabii. Dinlemem ben. Öleceğimi bilsem. Patlatacaksam patlatırım. Yaparım yani. Eli maşalıyız yani. Ya eli maşalı da değil Gökay. Bu enteresan, çok damarıma basıyorlardı ya. Ya ne istiyorsunuz benden? Seni çileden çıkartıp o noktaya getirip elinin tersiyle bir tane yapıştıracak noktaya ne getirir mesela? Bence sanatına laf söylenmesi, aile ne mesela? Ne olabilir yani? Sanatım değil de tabii konu. Ne olabilir? Hangi gazete patronuyla beraber oldun diye bir şey geliyor arkada. Ha. Onunla beraber olmuş. Arkasından böyle bir şey açıp adam bana yürümüş. Ben istememişim. O beni ondan zannetmiş falan falan yani. Kadın erkek ilişkileri bilmem ha. Ne falan. O zaman dönüp bir tane patlatıveriyorsun işte. Lan hadi yürü git diye. Anlatabildim mi? Hmm. İşte bunlar yani. Peki eskiden sadık vesaire çok böyle geyşe ruhlu bir kadınken ilerleyen zamanlarda çapkın bir kadına haline döndüm. Hayır, hep ben geyşeydim. Ben hep geyşeyim, ben değişmem. Ama ilerleyen zamanlarda çapkın bir kadın oldum dedin ya. Yok, hayır, çapkınlık hocam. Şöyle. Yani tek evli, tek bir erkek girmedi benim hayatıma. Tamam. Ya işte Ömer'den ayrıldım. İkinci evliliğimi yaptım. Ferit'le onunla evlendim. Ondan olmadı. Hayatıma birisi girdi. Ondan olmadı ama Ferit'le 1,5 sene evliliğim sürdü. Öbüründe 2,5 sene... Çok eşli olmadın yani. Hiçbir zaman. Birisiyle beraber oldum. 2 sene birisiyle beraber oldum. 4 sene sonra Ali'yi tanıdım. 24 sene. Böyle bir hayat yani. Ama kol hep doluydu. O hani bir baş omuza konacaksa hep bir omuz buldu yani. Evet yani ama güzel yaşadığım ilişkilerdi bunlar. Aha. İkinci evliliğin neden yürümedi? Olmadı. Yani adı yok. Olmadı. Yanlış bir evlilikti zaten. Onda çocuk falan da yoktu zaten. Evet. Yanlış bir evlilikti derken? Eşi bir adam fabrikatör. Ha. Bir adam da mafya. Ha. Yani. Bugünkü Semiha'yı da biraz o mafya vari yaptığı evlilik... Semiha okulcu... mafya gibi olmasaydı mafya ile evlenir miydi? Ha. Hanımalık olmasaydı içinde. Ha. Bu tip adamlardan korkusu olmasaydı Semiha'nın. Korkusu olsaydı evlenir miydi? Ben bunlardan korkmam. Şiddet gördün mü? Tabii canım. İkinci eşinden mi? Hayır, bu en son beraberliğimden. 24 yıl süre. 24 yıl. Ve şiddet gördün. Kıskançlık. İlk şiddet kaç yılındaydı ilişkinin başında mıydı? 8. sene. 8 sene. Ondan sonra 16 yıl daha devam etti. 8 sene. Ben onu bir kadınla yakaladım. 8 senenin sonunda. 8 senenin sonunda. Ben onu bir kadınla yakaladım. O dönemde ayrılsaydım çok güzel olurmuş. Ayrılmayı kabullenince özür dileyince bilmem ne. Vıdı. Bir sürü. Bırak tutmadı kendini. Affettiğim için KDV ile üstüme geldi. KDV'sini koyarak. Sen nasıl olsa beni affettin ya. Bana karşı zayıfsın, zaafın var. Nasıl o zaaf da sonuna kadar sürer. Aynen öyle. Onun için... Nasıl tahammül ettin peki? Senin yapındaki her zaman bir değil kadın tabii, her zaman şiddete yani... Alkol, bunu bak hepsinin şeyi, bu alkol var ya... Bu normal dozda içilmediği sürece çok sıkıntılı bir şey. Ben içki içmiyorum. Hı-hı. Çok nadirdir. Mesela senden gece balık lokantasına... Şu kadar rakıyla bütün gece eğleniyorum ben. Ben içki içmem. İçki sevmiyorum. Çünkü içkinin negatifliğini birlikteliğinde biraz, gördün, babamdan gördün. Abim öldükten sonra babamdan gördüm. Benim kızımın babası içen bir adamdı, ondan gördüm. Plan falan yani alkolün çok fazla içildiği zaman insanla verdiği o hasarı görüyorsun. Vücut hasarından bahsetmiyorum yani. Evet. Davranış bozuklukları, sesin yükselmesi, bir kere küfür edip bunu eski çift yok bu adam bana küfür etti. Bir kere es geçtim, KDV'siyle geliyor üstüne. Hayatta herkese tavsiyem, özellikle kadınlara. Bir adamın hatasını gördüğünüz zaman barışmayın arkadaşlar. Müge Anlı çok seyrediyorum ben. Müge de ben aynı kafada. Ama ben bu yaşta öğrendim bunu. 24 yıllık beraberlikte
16 sene nasıl katlandın abla şiddete ya? Yani sen ki gençliğinde vesaire masaları deviren, yumruğu vuran, bilmem ne yapan... Ya ben de onu dövdüm canım, yani tek taraflı değil ki, ben de onu dövdüm. Yani savaşıyorduk ya. Ha bayağı, dövdün mü? Tabii tabii, çok dövmem mi? Ben de onun kafasını gözünü yarıyordum yani, olmayacak bir şey mi? Bak tendonit oldum, buralarım şiş hep yani. Kolum fazla açılmaz, kırık. Hastalıklı bir ilişkiydi yani. Hastalıklı. Ama... Ten uyumu muydu sizi birbirinize bağlayan? Ayrılacağım dediğim anda... bitti bu iş dediğim anda... kapıdan dışarıya çıkamıyorsun, adamlar kapıda bekliyor. E peki senin son dönemlerde, mesela son yıllarda hatırlıyorum böyle... bikinili pozların güneşlenirken vesaire... Öldükten sonra. Öldükten sonra mı yaptın onları? Ölmeden önce yapma şansın mümkün değildi. Ha. Bir tane vardır, o hastaydı artık çok. Onun teknesi, sırt üstü yatmışım, telefonla konuşurken, yani teknenin üstünde otururken... bir tane olur, öldükten sonra koydum isimler onlar. Hı. Bir de o şeyde ben buradan atlarım diye bir yarışma vardı, Armağan Çağlayan'ın hazırladığı. O zaman da ondan ayrıydım, o yarışma başladığında. Ayrılmıştık yani. Bir 5-6 ay falan ayrı kaldık, o yarışma devamı, sonra tekrar barıştık ama kıyametler koptu tabii. Peki öldükten sonra 24 yıllık bu, ya özür dileyerek söylüyorum senin hayatın ama... işkence bittikten sonra, kurtulduktan sonra... şöyle geriye dönüp bir baktığın zaman... kendime haksızlık ettim, pişman tabii, oldum. Tabii, Ali ile ilgili konularda çok söylüyorum onu. Çok. Yani... onu çünkü da belki en üretken olacağın zamanlardı. Yani 24 sene ya, dile kolay. Tabii, onu da isteyerek yani, sevdim adamı, yapacak bir şey yok yani, sevdim. Adamı sevdim ama... şu anda 39 yaşında hayatına girmiş. 37. 37 yaşında. 37 yaşında hayatıma girdi. Yani belki de kıskançlığıyla... öyle 2 sene oldu, onu da üstüne koyarsan evet, 37 doğru. sene. 37 kıskançlığıyla yaşında. Vesairesiyle işte bu vurdulu kırdılı, şiddetli, hastalıklı diyeceğim bu ilişkiyle ben, bana göre tamam bir şeyleri çok erken elde ettin, çok erken hayat sana pek çok şeyi yaşattı ama 37-38 yaş dilimi senin en böyle pırlanta gibi olup ışıldayacağın... Şimdi ne var biliyor musun? Zamanlardı. Ben Ali'yi tanıdığımda kızım 11 yaşındaydı. Hı hı. Ali hayatıma girdi. Kızımla tanıştırdım. Birbirlerini gördükleri de bilmem ne filan. Şimdi kız evlat... yarın bu adamların Ali hayatına bir başkasını daha sokamıyorsun evlat büyürken. Olmuyor. Kabullenilmiş yenilgi miydi yani? Yani. Olmuyor çünkü benim kızımın benim hayatıma girecek ikinci bir şahs tanımasını istemedim. Affına sığınarak soracağım. İlla bir adam olmalı mıydı? Hayır. Hata, adam hata. Elini kaldırdı ama sana. İlk 8 sene bir şey yoktu. Ha, 8 sene sonunda diyorum ama işte. O zaman 8 sene sonra da artık atı alan Üsküdar'a geçti muhabbeti vardır ya, artık bir şeyler oturmuş. Ekonomik anlamda bağlanmışsın. Hayatın içinde, evin anahtarı onda, senin paraların onun kasasında, onun bilmem nesi sende. Birbirinize böyle sarmal olursunuz. Ortak hayattasın. Bazı şeyler de... zaten bırakmaya niyeti yok adamın. Kurtulamıyorsun da. Öyle gitti işte. Tehditler falan değil mi? Öyle gitti. Ondan sonra rahmetli oldu. 2,5 sene oldu o eleli. Rahmetli olduğunda ne hissettin? Üzüldüm. Çok üzüldüm. Ama bir yandan da özgürlük. Yok, kimse ölmek istiyor. Yani öyle özgürlük olmasın. Hiç kimse ölmeyi hak etmiyor. Bir 63 yaşında. Geriye dönüp şöyle bir hayatına baktığın zaman... o 12 yaşındayken o erkek kardeşi gözünün önünde, abisi gözünün önünde hayatını kaybeden kız, hayal ettiği, arzu ettiği gibi bir hayat yaşadı mı? Hayır. Her türlü lüksü yaşadım ama benim hayal ettiğim hayat bu değildi. Nasıl bir hayat istiyordun? Ben materyal olmak isterdim. Ajan. Ben hiç sahne kadın falan değilim. Ben şarkı söylemekten nefret ederim. Şu sahneye mi? Çıkmaktan tabii. Hiçbir işim değil. Ama o işim sen... bu. Yani meslek olarak yapıyorum ama benim istediğim bir iş değil bu. Aslına bakacak olursan orada can simidi olarak devreye girmişti 12-14 yaşlıktan zamanında. Sonra hiç işlerle... isteyerek yaptığım bir iş değil benim. Ben öyle pullu payetli bir kadın değilim yani. Ben o kadın değilim. Sonradan hayatında peki ne değişti? Yani aslına bakacak olursan hani iki sopa bilmem ne falan diyorsun yani çok fazla cılız şeydim diyorsun. Evet. Dümdüz bir kadındım. Evet. Ama sonradan senin hayatının belli bir döneminde sende dişil enerji baskın olmaya başladı. Estetikler hayatına girdi vesaire. Estetikler derken sana söyleyeyim.
Benim dişim yapılı, bir de burnum yapılı. Silikon? Botoksum var. Silikon falan var mı? Onlar eskiden de böyleydi. O zaman niye kendine haksızlık ediyorsun? Sopa gibi kızdım diye. Hayır. Şöyle ben... Şimdi şu anda ameliyatlı. Ha. Benim 14 yaşındaki, 15 yaşındaki halim bundan daha büyüktü. Ha. Silikon yoktu ama. Benim göğsümle ilgili bir takım problemlerim var. Çocuğuma meme veremedim ben. O karpuz kadar olan göğüs limon kadar kaldı. Meme veremediğim için. Ha. Sağdılar, mağdılar falan filan. O karpuz kadar, meme limon kadar kaldı. Alışmışım iri göğse. Tebessüm 1 yaşındaydı filan. Ameliyat oldum ben. Belki de büyüyecektir. Şimdi ondan sonra irileşiyor zaten. Gün geçtikçe üstüne koyuyor. Eski haline dönüyor. Yani benim öyle hani çok dokunuşlarım çok... Tabii ki botoksum var. Her kadın gibi. Ama ne dudağımda dolgun, ne yüzümde dolgun, ne hiçbir şeyim yok yani. İyi baktım kendime. Evet. Aa, evet. İyi baktım. Kesinlikle. Biraz da genetik benim Peki annem... geriye dönüp şöyle hayatında bir şeyleri değiştirmek isteseydin neyi değiştirirdin? Ali ile olan Eliniz. hayatımı değiştirmek isterdim. Ali son 24 yıl. 24 yıl. Onunla hayatımı değiştirmek isterdim. Yani ben yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorum ama çok üzüldüğüm taraflar var. Keşke üzüntüleri yaşamasaydım dediğim zamanlar çok var. Ali'yi değiştirmek değil, Ali'nin karakterini mi değiştirmek? Evet. Çok sevdim ben onu. Çok. Biraz da şey mi Semiha abla? Hani çok eşli bir kadın olmadın ama hep hayatında birisi oldu. Tabii. Abinin yokluğunu ya da babanın gidişini hani hep bir hayatında Hepsi bir olabilir. erkekle tamamlamak mı Aynen ihtiyacı öyle. Çok hissettin? doğru. Bu altyapısında bu olabilir bunun. Evet. Ali ile mi tamamlandı? Öyle hissettim yüksek Belki de hissene. Ömer Bey'i beklememenin sebebi de bu. Oyun bozuldu çünkü. Semiha'nın yanında Ben durması Ömer'i niye gereken bekledim? adam. Ömer bitmişti zaten. Ömer Ha. çok... Ali ondan sonra nasıl bir daha bilendim bilmem ne filan. Ömer falan yoktu benim gözümde yani. Bitmişti o. Senin aslında hayatına damga vuran adam Ali Ay olmuş. tabii. Tabii. 24 sene. Hayatımın en büyük aşkı. Peki ya bundan sonra? İstemiyorum kimseyi. Artık biraz daha müzik ve sanat mı? Yani o da değil. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha kestiremedim. Daha çok yeni olduğu için. Geldim 63 yaşına. Benim hayatıma girecek olan adam kaç yaşında olmalı sence? 65-66 filan. Bu saatten sonra ne hastalığını, ne prostatı, ne bilmem nesi falan ulaşamayacağım yani. Pek çok kadın, kendinden yaşça küçük Ben adam. oğlum ben o kadın değilim. Yani kadın erkek arasındaki yaş farkı erkek hep bir adım önde mi olmalı? Ben yaşamadım öyle bir şey. Yaşamadığımı da bilmiyorum. Kendimden küçük bir adamla beraber olmadım ben. Yaşarıp da büyükle konuşmak istemiyorum. Biri çıkar böyle öyle bir şey olur, duvara vurdururlar adamı yani. Büyük konuşmaya da gelmez. Gerçekten öyle ama Gökay. Bilmiyorsun. Hani ben hayatımdaki olmadım ama ya olabilirim de bilmiyorum. Büyük de konuşmak. Çeşme'de inziva bir hayata çekilmenin arkasındaki sebep de yine Ali Bey miydi? Ali'yle beraber gittik oraya biz. Beraber yaşıyorduk. Orada öldü. Çeşme'ye yerleşmek de o zaman senin çok inisiyatifinde kendi aldığın bir karar değildi. Benim Biraz kararım. öyle mi? Tamamen benim kararım. Yani aslında altyapısında Ali'den kurtulmak vardı. Neden kaçayım? Oraya gideyim. Bir Hani yanda mıknatıs gibi çekerken bir yandan kaçmaya çalışmak nasıl bir aynen şey öyle. ya? Aynen öyle. Çok enteresan. Ali'den kaçayım. Ben artık oraya yerleşeyim. Bir gideyim hani. Orada olayım derken İstanbul seçimleri oldu. Ondan bir ay evvel Ali'nin kanser olduğunu öğrendik. Ama ben Çeşme'de yerleşmeyi kafaya koymuştum. Oraya geldi olarak. En son zaten bir ayını göremedim. Çünkü ailesine teslim etmek zorundaydım. İmza yetkim yoktu. Çocuklarına göndermek zorundaydım. O da tatlı tatlıdır. Ben Almanya'ya gidiyorum bilmem ne. Şimdi git gelince tekrar eve döneceksin. Şu anda çocuklarım dursun başında. Dedim 5 Mayıs'ta test edildim. 28 Haziran'da öldü. Yanında olamadın yani son. Çocuklar beni asla kabul etmedi. Asla kabul etmediği için adamın cenazesine gidemedim. Şaka yapıyorsun. Tabii. Son Yani. görevini yapamadın. Aynen öyle. 7'sinde gittim mezarına. Gidemedim yani. Şey olmadı. Senin Giderdim. karakterindeki bir kadını kim durdurabilirdi ya? Ben giderim. Yok benim çocuklarına çok saygı duydum ben. Haklılar. Çünkü baba evi terk etmiş. Benim yüzümden mi terk etti diye bilmiyorlar onlar. Evdeki ne yaşanışta işleyişin farkında değil. Çünkü anne ne türlü konuşuyor onlara bilmiyoruz.
Baba evden kopmuş. Semih'i aldı babanızı filan. Halbuki benim öyle tanıdığımda iki tane uzatması, beş tane günlük sevgilisi vardı. Evdeki karısının haricinde. Ama karısıyla zaten hiç görüşmüyormuş. Yani benim bildiğim Ali'nin karısıyla hiç görüştüğünü falan bilmiyorum ben yani. Anlatabildim mi? Çok haberi aldığında ne de perişan oldum yani. Yine o 12 yaşındaki kıza mı döndün? 14. 14 yaşındaki. Acıydı. Yedisinde gittiğinde peki oraya? Mezarını tokatladım. Yakıştı mı sana dedim bu kadar. İçki, sigara, gece hayatı. Orası senin burası. Gördün ne oldu şimdi dedim yani. Mezarını tokatladım. Bağırdım, çağırdım. Hala gidiyorum. Fırsat buldukça. Denizli'de. Asri mezarlık. Denizli'de. Peki ya bundan sonra? Bilmiyorum. Şimdi yeni bir şarkı hazırlığındayım. Benim eski şarkılardan bir tanesini yeniden piyasaya çıkartacağız. İnsanlar için değil, kendin için ne yapmak istiyorsun? Şarkı söylemeyi sevmiyorum diyorsun. Yani sevmediğim bir hayat, sevmediğim... Akışına bıraktım Gökay. Hiçbir şeyi programlamak istemiyorum artık. Ya bundan sonra alınacak hepimiz için bu. Hiçbirimizin garantisi yok. Alınacak ne kadar nefes, yutulacak ne kadar lokma varsa bu saatten sonra kendin için yapmak istediğim, artık kendinle baş başa olduğun bir zamanda... Sırt çantamla dünyayı gezmek istiyorum. Görmediğim bütün yerleri görmek istiyorum. Bir tane sırt çantası, bir tane bot, bir kaban. Destinasyonu belirledin mi? Hadi mi o zaman? Ha. Ya o söylemek de olmaz. Hadi. Ama bir yandan da bir şarkı geliyor yani. Evet, bir tane gelecek. Ama böyle sırt çantamı takıp bazen gemiyle seyahat etmek istiyorum. Bazen trenle, bazen uçakla. Hayat beni nereye sürükler bilmiyorum. Ama şu anda böyle akıntıya kapılmış bir gidiyorum yani. Nereye gittim belli değil. Teşekkür ediyoruz sohbetin için. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ve bu haftalık da Haber Bahane röportaj serimizin sonuna geldik. Haftaya yine bomba gibi bir isimle sizlerle beraber olmak ümidiyle. Hoşçakalın.